Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Red Alert 2, Yuri 2 adlı dünya savaşları ve teknoloji savaşları stratejik savaş oyunumuza başlıyoruz. Bugünkü alanımız biraz farklı bir alan arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman çok geniş bir çatışma sahası ve savaş teknolojileri sahip, denizden, havadan ve karadan saldırılabilecek bir stratejiye sahip bir haritadayız. Savaş olarak, teknoloji olarak biz hazırız. Zaten sabahtan beri, oyunu kurduğundan beri sürekli saldırı yapıyorlar. Tabii biz bu saldırılara karşı nazik bir şekilde cevap versek de karşı taraf bu saldırılardan hiçbir zaman vazgeçmiyor. Şimdi bu saldırılarına karşılık son bir saldırı daha yapsınlar. Ondan sonra karşı tarafa dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi bu gördüğümüz bölge tamamen düşman bölgemiz. Bakın uçakları kaldırdılar. İlerliyoruz. Bir tanesini düşürdük. 3 uçak daha gönderdiler. Gördüğünüz üzere 3 uçak da gitti arkadaşlar. Şimdi bu kadar nazik davranmamıza rağmen karşı tarafın saldırıları hiçbir zaman bitmiyor. Şurada gördükleriniz bizim denizden karaya roket ve füze fırlatan sistemimiz arkadaşlar. Şunları şurada bir tutalım. Bak hala yeni yaptıklarımız da geliyor. Bunların karşılığını vereceğiz arkadaşlar. Bakın. Şurayı görüyor musunuz? Hala hızlı bir şekilde saldırı aşamasındadır. Bakın. İçeri sızmaya çalışıyorlar ama sızamıyorlar. Çünkü bölgeyi tamamen uçan askerlerimizle doldurduk arkadaşlar. Uçan askerler savunmanın en önemli araçları arkadaşlar. Şimdi buraya nereden başlayalım biliyor musunuz arkadaşlar? Önce bir harp teknolojisiyle başlayalım arkadaşlar. Harp teknolojisini nereye çakalım? Şuraya çakalım. Harp teknolojisinin ne olduğunu, harp silahının ne olduğunu canlı olarak örneğini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gökyüzünden gelen fırtına ve şimşekle birlikte düşman hatlarının, düşman binalarının ve savunma hatlarının parçalanması arkadaşlar. Bak karadan geliyorlar. Hiç mi aklınız yok ya? Adam uçan asker. Şimdi birazdan çok ağır bir saldırı yapacağız arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi burası ilk saldırımıza karşı sessiz kaldılar ama neyi beklediklerini bilmiyorum. Bak yine çoğalmaya başladılar. Şimdi bizim oraya kadar aşağı yukarı şuraya kadar gelirlerse çok kötü olacak. Ne yapalım biliyorsunuz? Enerji bataryalarının olduğu bölgeyi bir daha patlatalım. Şurası uygun. Ya da şuraya bir hem çakalım. Şurası biraz daha sanki uygun geliyor. Şurası. Şuraya çakalım arkadaşlar. İkinci saldırımızı da yaptık. Ve bu arada tankların da hareketlendiğini görüyorsunuz. Korkunç seviyede yapılanmaya başladılar tekrar. Bir de buraya bir nükleer atalım arkadaşlar. Nükleer. Nükleeri şu bölgeye çakarsak yürü burası çünkü çok tehlike teşkil ediyor. Denizaltılarımızı yok etme şansları var. Evet. Şu bölgeye nükleer bombamızı attık arkadaşlar. Gördünüz mü nükleer bombanın tahribatını? Gayet etkili bir savaş arkadaşlar. Evet bu saate kadar herhangi bir şey olmadı. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen şuradan bir karadan denizden karaya füze yollayarak karargahlarını yok edelim arkadaşlar. Bir bölüm ekibimiz de burada. Onlar da buradan alsın. Bakın şimdi iyi izleyin. Füzeleri görüyor musunuz? Tabi bu arada arkadaşlar bakın füze atıyoruz ama onların hava salma sistemleri de fena değil. Bakın şuraya iyi bakın. Şu karargah. Bir taraftan da evet karargahlarını bitirdik. Bir de şuraya bakalım arkadaşlar. Buradakiler yetersiz kalıyor. Neden yetersiz kalıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hava salma sistemleri çok kuvvetli. Çok kuvvetli olduğu için bakın şuraya bakın. Hava savunma sistemleri bizim attığımız silahları etkisiz hale getiriyor arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bu kadarı attığın zaman savunma sistemleri karşılıyor. Bir de şöyle bir 2, 4, 6, 8 halini atalım bakalım ne olacak şimdi. Bakın hava savunma sistemleri engellese de çoklu atışta bakalım ne olacak. Hala etkili olmadı ya. Hala etkili olmadı. Yetersiz kaldı arkadaşlar. Şuraya biraz daha gönderin arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım mı? Şuradaki hava salma sistemini vurun. En azından bir devirelim şunları bakın. Şurası bizim karar vuracağımız yer.
Evet, sonunda hedefimize ulaştık. Biraz zor oldu. Neden zor oldu? Hava savunma sistemleri çok etkin çalışıyor arkadaşlar. Şimdi şurayı bir hedef alalım. Şuradakileri bir yok edelim arkadaşlar. Çünkü orayı da patlattık mı? Şunu da atalım. Şurayı da vurun arkadaşlar. Boş durmayın orada. Şu 4 tane de şurayı vursun. Şunu vursun. Tam orayı yok ettik. Şunu da yok edin arkadaşlar. Şimdi şunla şu karargahı, o yetişmiyor ya. O yetişmedikleri için oraya gidecekler. Oraya gitmenize gerek, orada adamımız var arkadaşlar. Şuradan bir karargahı bir patlatalım bakalım ne olacak. Bakın. İsrail'in gök kubbesi dedikleri, demir kubbe dedikleri sistem işte böyle arkadaşlar, işte arkadaşlar. Atıyoruz ama hava savunma sistemleri onları yok ediyor, yok, karşılamıyor. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Enerji bataryalarını öldürdüğümüzde karşı tarafın o hava savunma sistemi iptal olacak arkadaşlar. Bakın şuraya bir harp teknolojisi gönderdik. Bakalım ne olacak. Gönderdik ama hala yetersiz kaldı. Ne yapalım? Bir bölge daha enerjilerini vuralım. Enerjileri nereden? Çok dağınık yaptıkları için hiç etki etmiyor arkadaşlar. Bir de şuraya çakalım. Evet arkadaşlar, şimdi gök kubbeleri, çelik kubbeleri bağımsız kaldı ve orayı da yok ettik. Son bir tane karargahlar var. Orayı da bir patlasak şunları da bir şekilde, bakın. Hadi oğlum patladın. Orası güzel. Şimdi buraya nasıl vuracağız? Şuradan bir bakalım. Yaklaşın şu tarafa. Şu şeyleri vurun bakalım. Enerji bataryalarını vuralım. Enerji bataryalarını vuralım ki. Şurayı görüyor musunuz? Bak şurada tak 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 gelen ses de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Denizaltılarımıza ateş açıyor. Şunlar hemen oraya bakın. Şurayı patlatalım. Güzel. Oradan kurtulduk. Şimdi şu başka hava savunma sistemimiz var mı? Şurayı aç bakın. Orası yetersiz. Şuradan vurun. Son iki yerimiz kaldı. Tabi bu esnada bakın görüyor musunuz? Bak şurada hemen saldırıya başladı. Araçlarımız yok edecek. Şunu patlatın arkadaşlar. Şurası çok tehlikeli olacak. Bir tane gemimizi uçurdu. Deniz altındayken herhangi bir saldırı yapamıyorlar ama açığa çıktıkları zaman bakın saldırıya başlıyor. Biz de şunu yok edeceğiz. Bakın gördünüz mü? Şurada bir araç daha var. Onu da patlatın. Patlatın. Şunu da patlatın. Hadi oğlum son bir beyin var. Orayı patlattıktan sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yok edin. Ondan sonra lazer tanklarımıza da tahribata başlayın arkadaşlar. Girin içeri. Şimdi şiddetli çatışmalar başlıyor arkadaşlar. Lazer tanklarımız yolda. Tanklarımıza saldırılar başladı. Hadi saldırın. Girin içeri. Niye bu kadar tankımız az ya? Patlatın. Patlatın. Vurun. Evet şimdi kalan kısımları da hemen tahrip edeceğiz arkadaşlar. Şuraya bir geri çıkın. Şuraya bir nükleer çakalım. Neresi kalabalık? Şuraya. Şuraya bir nükleer çakalım bakalım. Yeterli kalmadı. Son silahımızı daha çakalım şuraya. Şurayı da patlatalım. Tabii bu arada bizim de bir gemimiz gitti. Çatışma bölgesine girin. Tahrip edin her tarafı. Hiçbir şey bırakmayın arkadaşlar. Şu petrol rafinerini vurun. Şurayı patlatın. Tabi bu arada arkadaşlar şurada gördüğünüz olduğunuz bir flat kanon dediğimiz tehlikeli bir silah. Yani obüs diye adlandırıyorlar ya obüs. İşte obüs dediğimiz olay bu arkadaşlar. Hemen şöyle gelin. Şurada bir uçan asker var. Uçan askere bizi mahvetmesin. Çatışmaya bakın. Çatışmaya.
Sıcak çatışma bölgesi arkadaşlar. Hemen tarif edin şöyle. Bakın, uçan asker bizim. İşte lazer tanklarının en etkisiz kaldığı nokta arkadaşlar uçan sistemler. Havadan sisteme hiçbir şekilde savunma yapamıyor. Şurada bir gizli bir tank var, bizi mahvediyor arkadaşlar. Yok edin. Hemen girin içeri. Hiçbir şey bırakmayın arkadaşlar. Hiçbir şey. Şimdi birazdan esas salma sistemleri bittiğinde teslim olacak. Zaten başka da şansları kalmıyor arkadaşlar. Evet. Hiçbir şey kaldı mı başka? Yok. Her taraf bitti. Evet arkadaşlar. Savaşı kazandık.